cevaplamak adına önünüze bir kağıt olabilir. Ama bu yazdığım her şeyi size zaten WhatsApp'tan göndereceğim ayrıca. Peki, o zaman konuşacağımız ilk şey çocuklar fonksiyon. Tabii. Aslında fonksiyon şu sırayla anlatılırdı. Mantık, kümeler, fonksiyon. Yani bu işin hiyerarşisi budur. Çünkü fonksiyon dediğiniz hadise aslında iki küme arasındaki belli bir eşleme kuralına dayanır. Oldu mu? Yani bir küme var, başka bir küme daha var ki bu kümeler aynı da olabilirler. Buna A kümesi diyelim, buna B kümesi diyelim. Oldu mu? A kümesinde efendim bir takım elemanlar var. Neler olsun bunlar? İşte atıyorum A olsun, B olsun, C olsun. Karşıda da 1 olsun, 2 olsun, 3 olsun. 4 olsun. Ay işte sayıda elemana sahip olacaklarını düşünmeyin. Oldu mu? Şimdi bu iki küme arasındaki eşlemeye biz aslında bağıntı deriz. Bu iki küme arasındaki her eşleme kuralına, artık müfredat da yok, eskiden çok ayrıntılı anlatırdık ama adını söylememize sakınca yok. Bağıntı deriz. Tekrar söyleyeyim. A kümesi ile B küme arasında, B kümesi arasındaki her eşlemeye bağıntı deriz. Bazı bağıntılar fonksiyon olmayı becerirler. Tamam. Bakın mesela şu anda yaptığım çocuklar bu eşleme. Bakın atıyorum. Hatta başka bir renk alayım şuradan. Ne alayım? Hadi yeşil alayım. Efendim A'yı 2'ye, B'yi efendim 1'e, bu kadar. Böyle kalsın bakalım. Şimdi mesela bu eşleme kuralı bir bağıntıdır çocuklar. Tamam? Bu eşleme kuralı bir bağıntıdır. Ama fonksiyon değildir. Hatırlarsanız fonksiyon olması için bir takım gereklilikler var çünkü. Nedir bunlar? Mesela C'nin de 1'e gitmesi lazım. Tamam. Hadi C'de 2'ye gitsin. Şu anda artık şu anda gördüğünüz eşleme kuralına biz fonksiyon diyebileceğiz. Oldu mu? Fonksiyon diyebileceğiz. Bunun adına F dersek, tamam. Evet, bakın buraya F dersek, buraya tanım kümesi. Tamam. Buraya değer kümesi diyoruz. Oldu mu? Buraya değer kümesi diyoruz. Ve F fonksiyonunu A'dan B'ye tanımlı şeklinde ifade ediyoruz. Tamam. Buna tanım kümesi diyormuşuz. Buna değer kümesi diyormuşuz. Bakın burada içeride eşlenen elemanların oluşturduğu bir küme var. Eşlenen elemanların oluşturduğu bu kümeye de görüntü kümesi diyoruz çocuklar. Görüntü kümesi. Tamam. Ha, şimdi geri dönelim. Geri dönelim. Dedik ya bir eşlemenin fonksiyon olmayı becermesi için bir takım gereklilikler var. Nedir bunlar? Bakın nedir bunlar? Birinci gereklilik şu. Tanım kümesindeki her eleman, tamam. Tanım kümesindeki her eleman, aslında bunu tek bir cümleyle ifade edebiliriz ama ben hani iki tane durum var. Bunu vurgulamak adına iki maddeye böleceğim. Olur mu söylemi? Tanım kümesindeki her eleman eşlenmeli. Öyle diyelim. Eşlenmeli. Burada gördüğünüz gibi bakın bu fonksiyon olmaya aday çünkü gerçekten tanım kümesindeki A'da, B'de, C'de eşlenmiş. İkinci şart, yani fonksiyon olabilme şartı ne olmalıymış? Yine şu cümleye yazacağız aslında. Tanım kümesindeki her eleman yalnız bir elemanla eşlenmeli. Yalnız bir elemanla eşlenmeli. Tamam. Ya aslına bakarsanız dedim ya tek bir cümleyle ifade edebiliyoruz. Şu cümle bizim için yeterli olur. Tanım kümesindeki her bir eleman yalnız bir elemanla eşlenmeli bir aslında fonksiyonu anlatan tek bir cümle olarak durumu anlatır. Ama hani ben dedim ya iki durum var. İki durum olduğunu karşı tarafa vurgulamak için ikiye böleceğim söylemi. O yüzden böyle yaptım. Evet, bakın burada şöyle olsaydı, bakın
eğer şöyle olsaydı, örneğin şu çizgi olmasaydı, yani C 2'ye eşlenmeseydi ya da 2'ye eşlenmekten ziyade C herhangi bir elemanla eşlenmeseydi, tanım kümesindeki her eleman bir elemanla eşlenmediği için bu fonksiyon olmayı beceremezdi. Öyle değil mi? Diğer taraftan, hadi bu oldu diyelim. Geri alalım. Hadi bu oldu diyelim. Bir de yanına şu olsaydı. Atıyorum, C2'ye giderken bir de 3'e gitseydi. O zaman, bakın, yine fonksiyon olmayacaktı. Çünkü ikinci madde ne söylüyor? Yalnız bir elemanla işlenmeli. Görüyor musun? Halbuki C ne yapmış bakın? Her bir eleman yalnız bir elemanla işlenmeli. Halbuki C burada ne yapmış? İki elemanla birden işlenmiş. Bu sebeple yine bu da fonksiyon olamazdı. Oldu mu? Görüldüğü üzere fonksiyon olması için tanım kümesindeki her bir elemanın yalnız değer kümesindeki yalnız bir elemanla eşlenmesi gerekir. Eşlenen elemanların oluşturduğu kümeye ise görüntü kümesi diyoruz. Burada tabii değer kümesiyle görüntü kümesine farklı isimler verilmesi aslında şunu da ortaya koyuyor. Demek ki değer kümesinde burada olduğu gibi açıkta elemanlar, yani eşlenmeyen elemanlar kalabilir, elbette kalabilir. Anladın mı? Yani bunu karışmıyor. Tanım kümesinde olmayacak ama değer kümesinde eşlenmeyen eleman kalabilir arkadaşlar. Peki devam ediyorum. Peki ben bu fonksiyonu böyle mi göstereceğim? Hayır. Aslında bu fonksiyonu göstermenin yollarından biri bu. Evet, diyagram. Tamam. Bir başkası liste yöntemi. Bakın F fonksiyonunu biz liste yöntemiyle gösterebiliriz. Şöyle ki A kime eşlenmiş? 2'ye eşlenmiş. O zaman A virgül 2 deriz. Olur mu? B kime eşlenmiş? 1'e eşlenmiş. O zaman buna da B virgül 1 deriz. C kime eşlenmiş? C de 2'ye eşlenmiş. Ona da C virgül 2 diyebiliriz. Ve bu şekilde biz fonksiyonu yazabiliriz aslında. Oldu mu? Yani bu fonksiyona ilişkin A kümesini yazarız, B kümesini yazarız ve bunu da liste yöntemiyle yazarsak karşı tarafa bu diyagramdaki her şeyi anlatmış oluruz. Ha, başka bir anlatım fonksiyonun kuralı. Şu anda tabii harf ve sayıların bulunduğu bir fonksiyon olması sebebiyle bir kuraldan söz edemeyeceğim ama hemen aşağıda size anlatacağım. Diyeceğim ki, hatırlayacaksınız zaten. A kümesi, efendim şöyle olsun. -2, -1, 0, 1 ve 2, hatta bir de 3 olsun hadi. Tamam. F fonksiyonu A kümesinden, tamam. F fonksiyonu A kümesinden reel sayılara tanımlı olsun. Gerçel sayılara tanımlı olsun. Ve F'nin kuralı da şu olsun. Fx eşittir. Efendim ne olsun? 2x artı 1. Oldu mu? Peki fx eşittir 2x artı 1. Ha, şurada bir gösterim daha var. Yani tabii fonksiyonu gösterim değil ama görüntüyü gösterim. Şimdi a'nın 2 ile eşlendiğini çocuklar şöyle gösterebiliyorsunuz. Fa eşittir 2. Ya da b'nin 1 ile gösterildiğini, 1 ile eşlendiğini fb eşittir 1. Değil mi? Ve c'nin 2 ile eşlendiğini de Fc eşittir 2 ile de gösterebiliyorsunuz aslında. Değil mi? Hatırladınız bunları umarım. Evet. Şimdi buraya bakıyorum. Fx kuralı 2x artı 1 A kümesini vermiş. Tamam. Gel hadi. Beraber seninle çizelim. Bir A kümesi çizelim. Tamam. Karşı tarafta da reel sayılar olsun. Reel sayıları yazacak kadar iddiamız yok. Değil mi? Burası A kümesi olsun. Karşı taraf reel sayılar olsun. A kümesinde kimler vardı? -2, -1, 0, 1, 2, 3 vardı. Kümede Venn şemasıyla gösterirken her elemana bir nokta atanır. Değil mi? Şimdi -2'nin karşıda gittiği eleman. Efendim -1'in karşıda gittiği, 0'ın karşıda gittiği, 1'in karşıda gittiği, 2'nin karşıda gittiği ve 3'ün karşıda gittiği elemanları bulacağız. Nasıl bulacağız biliyor musun? Çok kolay. Çok çok kolay. Çünkü bana fonksiyonun kuralını vermiş. Bu fonksiyon diyor ki tanım kümesindeki her x'i değer kümesinde bu x'in 2 katının bir fazlasına eşleyecek diyor. Yani örneğin -2'ye davranışı şu olacak. -2'nin 2 katı -4, bir fazlası -3. -3'e eşleyecek. Efendim bunun 2 katı -2, bir fazlası -1. Bunu -1'e eşleyecek.
Sıfırın iki katı sıfır, bir fazlası bir. Değil mi? İki katının bir fazlası üç. İki katının bir fazlası beş. Ve iki katının bir fazlası yedi. İşte durum bu. Tabii düşünün ki burası reel sayılar kümesi. Bunların dışında burada sonsuz tane eleman var. Ben sadece şu anda eşlediğim elemanları yazdım. Bu fonksiyonun tanım kümesi neresidir? Bu fonksiyonun tanım kümesi bu gördüğünüz A kümesidir. Değer kümesi neresidir? Gerçel sayılar kümesidir. Peki ya görüntü kümesi nedir? Görüntü kümesini şöyle de gösteriyoruz. Fonksiyon adı F ise. Fonksiyon adı F ise çocuklar. F'de bu kümenin adını içine yazıyoruz. Tamam? FA ile de gösteriyoruz. FA burada o halde ne olacaktır? FA'yı liste yöntemini yazabilirsin. Şuradaki elemanları yazacaksın. Yani eksi 3, eksi 1, 1 var. Sonra ne var? 3 var. Sonra 5 var. Sonra da 7 var. Öyle değil mi? Anlaştık mı? Çok basit bir uygulama. Sadece size hatırlamanız için ufak ufak şeyler söyleyeceğim zaten. Peki devam edelim. Yine devam edelim. Peki bize bir F fonksiyonu tanımlanmış. R'den R'ye tanımlanmış. Tamam. Ve Fx fonksiyonu da şöyle verilmiş. Kuralı çocuklar. Fx fonksiyonun kuralı şöyle verilmiş. X kare ne olsun? Eksi 2. Tamam. X kare eksi 2 olsun. Ve bize bunu soruyor. Burada şunu soracak. İçin. Ne olsun mesela? Fa eşittir A. Tamam. Eşitliğini sağlayan A değerlerini bulunuz. Yani diyor ki tanım kümesindeki ve değer kümesinde aynı. Değil mi? Tanım kümesindeki aynı değer kümesinde aynı de elemanları eşleyen okların ucundaki, okun ucundaki sayı ya da sayılar nedir? Bunu soruyor bana. Değil mi? Ya ben şöyle düşünebilirim. Şimdi Fx kuralı buymuş. Bu ne demek istiyor? Her x'i karesinin 2 eksiğine götürüyormuş. Gördünüz mü? Her x'i karesinin 2 eksiğine götürüyormuş. O zaman a'yı nereye götürür? Tabii ki a'yı da a kare eksi 2'ye götürür. Ama istediği şey şu. Bu ifade aynı zamanda a'ya eşit olsun. Öyle değil mi çocuklar? Yani karesinin 2 fazlası kendisine eşit olan sayıyı soruyor aslında. Bunu düzenleyebilirim. A kare eksi a eksi 2 eşittir 0. Değil mi? Bakın. Ne oldu o halde burada? Çarpanları ayırırsam. A eksi 2 a artı 1 eşittir 0. O zaman buradan a 2 ya da a eksi 1 şeklinde ifademiz karşımıza çıktı. Değil mi? Yani a değerlerini bulunuz demişti. O zaman bu a değerleri eksi 1 ile 2'nin olduğu kümeye ait. Yani şu an ne yaptım artık? Demek ki ben FA'yı bul dedikleri ne yapıyormuşum? Burada X vardı. Burada A var. X gördüğüm yere aslında A yazıyormuşum. Bu ifadenin eşitini bulmak için. Yani FA'nın A kare eksi 2'ye eşit olduğunu bu şekilde buldum. Zaten onun da A'ya eşit olması istenmişti. Bu şekilde A'yı 2 ve eksi 1 olarak elde etmiş olduk. Peki. Bu kolay bir şey. Hani böyle bir size yakın gelsin diye aslında bahsettim. Çünkü biraz daha teorik konuşacağız şimdi sizinle. Bir takım kurallar vereceğim. Bir takım fonksiyon, yani fonksiyon olma ihtimali olan bağıntılar vereceğim. Bunlardan hangileri fonksiyondur? Bunu konuşacağız sizinle öncelikle. Mesela bir F1 fonksiyonu tanımlayayım ben. F1 fonksiyonu reel sayılara tanımlı olsun çocuklar. Ve bunun da kuralı şu olsun. F1 fonksiyonunun kuralı da efendim 1 bölü x. Yani acaba bu fonksiyon mudur? Hangileri fonksiyondur? Onu soruyoruz. Hangileri fonksiyondur? Sorumuz bu. Evet. Mesela bu fonksiyon mudur? Evet. Yiğitan Özyurt'la konuşalım. Buyurun hocam. Yiğitan'cığım merhaba. Merhaba hocam. Bu arada ben derse katıyorum zaman zaman sizleri. Gerilmeyin. Hani böyle şey yapmıyoruz yani. Yazılı yoklama gibi falan böyle hani bu ya eskilerde.
Öyle bir şey yok. Hocam, sadece yani bana eşlik edin istiyorum. Sıkılıyorum arkadaş. Yani saatlerce konuş. Biri olsun karşımda istiyorum. Onu hissedeyim istiyorum. Kendim için yaptığım bir şey. Öyle söyleyeyim, olur mu? Siz de eşlik edin lütfen. Çekinmenize gerek yok. Tamam. Yap vereyim mi hocam? Bak, beraber düşünelim seninle şimdi. Bir bağıntının fonksiyon olabilmesi için hangi koşulları sağlaması gerekiyordu? Tanım kümesinden bir eleman iki tane görüntü kümesine çıkmayacak. Birincisi çok güzel bu, değil mi? Tanım kümesinde bir boş eleman olmayacak. Yalnız diyelim bir tane görüntü olacak. Bir de ne olacaktı abi? Tanım kümesinde boş eleman olmayacak. Yani görüntüsü çıkmayan olmayacak. Aynen. Tanım kümesindeki her eleman bir yere gidecek. Öyle aynen değil mi? Hocam. Mesela bu fonksiyonu düşünürsek atıyorum yani. Mesela eksi 3 nereye gider burada? Karşıdaki? 1 bölü eksi 3'e. Evet değil mi? Yani eksi 1 bölü 3'e gider. Çok güzel. He. Efendim? Eksi 2 nereye gider? Eksi 1 bölü 2. Eksi 1 bölü 2'ye gider. Bravo. Peki. Bu şekilde devam edeceğiz. Tabii yani burada bakmayın tam reel sayılar bu. Ha. Yani hani şöyle söylemek lazım. Burada kök 10 da var yani. Kök 10 nereye gidecek efendim? O da 1 bölü kök 10'a gidecek. Değil mi? Ya da burada 3 bölü 5 de var. Değil mi? 3 bölü 5 de var. Bu da 5 bölü 3'e gidecek. Ya da burada pi de var. Pi sayısı da var. O da 1 bölü pi'ye gidecek gibi. Ya bayağı gidiyor yani. Peki gitmeyen var mı? Soru, kafamdaki soru o. Bir tane bile olsa patlarız yani açıkçası. Var mı sence gitmeyen? Sıfır var. Tanımsız olur. Harikasın. Eğer gerçekten bakarsanız tanım kümesindeki sıfır bir yere gidemiyor. Düşünsene bak. Sonsuz tane elemanın hepsi maşallah bir yere gidiyor. Sadece sıfır bir yere gidemiyor. O yüzden biz buna fonksiyon değildir diyoruz. Anlatabildim mi? Fonksiyon değildir. Peki ya bu zavallının günahı ne? Denizhan, evet dinliyorum. Hocam aklıma bir soru takıldı da bayağı saçma ama. Orada bakalım. Saçmalığına ben karar vereyim. Saçmayı harbiden saçma diyeceğim ben. Hadi söyle. Tamam hocam. Hocam bir devreden sayıları da alamaz mıyız? Mesela bir... Alırız tabii ki. Tabii ki. Yani düşünsene. Devreden bir sayı söyle bana hadi. Hocam 9 devreden diyeceğim de o da hani 1'e eşit olmuyor mu? 0,9 evet, devreden. Evet o 1'e eşit oluyor. O zaman onu söyleme istersen. O özel bir durum. Mesela ne de 1,3 devreden. Yani bu bir reel sayı. Değil mi? Hatta evet. Bunun bir rasyonel karşılığı var. Değil mi? Bu bir rasyonel sayıdır. Bunu kesire şekilde gösteriyor. Bir tam. 3 bölü 9. Yani 4 bölü 3. Değil mi? 4 bölü 3 de o zaman bir yere gider. 3 bölü 4'e gider işte. Değil mi Yiğitan? Peki. Yiğitan diyorum Denizhan. Denizhan ben sana bir şey soracağım. Yazık bu fonksiyona. Ben üzüldüm kendisine. Niye üzüldüm biliyor musun? Ulan sonsuz tane elemanda sıkıntı yok. Bir lanet sıfır yüzünden yazık bu fonksiyon olamadı ya. Bir el at da şunu fonksiyon yapalım. Nasıl yaparız? Reel sayılardan sıfırı çıkarız. Harikasın. Diyoruz ki eğer tanım kümesi eğer tanım kümesi R fark sıfır olsaydı yani R fark sıfır ne demek? Sıfır dışındaki tüm reel sayıları barındırsaydı demek. Kümesi olsaydı eğer tanım kümesi R fark sıfır kümesi olsaydı F1 fonksiyon olurdu. Fonksiyon olurdu. Değil mi? Anlaşık mı? Peki teşekkürler. Peki teşekkür ederim. Evet başka bir fonksiyon yazıyorum. Var mı sorunuz arkadaşlar? Sorun lütfen. Başka bir fonksiyon yazıyorum. F2 fonksiyonu. Hadi yazıyorum. Yine R'den R'ye olsun hadi. R'den R'ye olsun. Fx'e şöyle olsun. Kök x. Hadi bakalım. Reel sayılar kök x fonksiyonu. Acaba bu bir fonksiyon mudur? Ne dersin İbrahim Gençoğlu? İbrahim. Efendim hocam? İbrahimciğim. Ne dersin dostum? Var mı fikrin burada? F2 fonksiyonu R'den R'ye tanımlanmış. Bunun acaba fonksiyon olma şansı var mı? Fonksiyon mudur? Değil midir? Ne dersin bu konuda dostum? Yani tam emin değilim ama ben fonksiyon derim. Bilmiyorum, fonksiyon tamam. Dersin. Niye? Yani. Niye? Nereden girsem oraya?
Ya şimdi bir hani biri sana gelse, Allah korusun, polis gelse sana, katilsin arkadaş, seni tutukluyoruz götürüyoruz dese ne diyeceksin? İyi hadi bak götürün diye ellerine. Ne diyeceksin? Hani arkadaş nerede ispatın demeyeceksin ya da, değil mi? Ya da sen bir ispat sunmayacak mısın? O olay anında ben şuradaydım falan diye. Bu böyledir yani, değil mi? Bir şeyin muhakkak... Reyle geçti diye herhalde derim. Bilmiyorum. Öyle, öyle fala bakılmaz. Tamam. Bu matematik, bu fal değil. Ya R var, orada da R var işte. Hani yukarıda R vardı, R var. Hani ne oldu? Fonksiyon olmadı. Değil mi? Burada düşünmen gereken şey bu değil. Düşünmen gereken tanım. Burada sorguladığımız şey ne abi? Fonksiyon. O zaman sen bir bağlantının fonksiyon olup olmadığını nasıl gerekçelendirdiğini düşüneceksin. Anladın mı? Neydi? Bir bağlantının fonksiyon olması için hangi koşulları sağlaması gerekiyordu İbrahim? Yani kök işinde olmaması mıydı? Koç mu olur mu ya? Az önce biz ne dedik? Dönüp bakalım istersen. Ne dedik? Dedik ki bir defa bir fonksiyonla ilgili iki tane küme var. Burası tanım kümesi, burası değer kümesi. Öyle mi? Tanım kümesindeki her eleman eğer eşleniyorsa, bir de üstüne üstlük yalnız bir elemanla eşleniyorsa, bunun fonksiyon olduğunu söyledik biz. Sen neredeydin biz bunları anlatırken? İbrahim. Ha? Dinliyordum da dalmışım herhalde. Evet, şimdi bu fonksiyon mu değil mi algılamak için neyi düşüneceğiz? Acaba tanım kümesindeki her elemanın bir karşılığı var mıdır? Tanım kümesindeki her elemanın bir karşılığı var mıdır? Bakıyorum. Bakıyorum abi. Şöyle ki bizim fonksiyonumuz ne? Ne yapıyor? X'leri kök X'lere götürüyor. Değil mi? Evet. Örneğin ne yapacak? Atıyorum. 4'ü kök 4'e götürecek. Yani 2'ye götürecek. Değil mi? Bak, tanım kümesinden bir eleman seçtim. Bulduğum sonuçta değer kümesine aittir. O zaman sıkıntı yok. Öyle mi? Burada sıkıntı yok. Peki, hep böyle mi olacak? Atıyorum. 5'i koydum yerine. 5 nereye gidecek? Kök 5'e gidecek. Doğru mu? Evet. Kök 5 de reel sayıdır. Bununla ilgili sıkıntı da yok. Hep böyle mi gider abi? Burada sıkıntı yaşamaz mıyız sence? Fikri olan yok mu arkadaşlar? İbrahim'e destek olacak olan yok mu? Ha? Evet. Zeynep. Evet Zeynep, dinliyorum. Kökün hiç eksi olamıyor. Yani harikası. O yüzden reel sayılar olmaz. Örneğin tanım kümesindeki eksi bir. Olmaz. Ya tanım kümesi eksi birin aslında gitmek istediği şey. Yani. Kök eksi bir ekmek istiyor. Ne var ki? Karşı kök eksi 1 yok ki abi. Nereye gitsin? Doğru değil mi? Aynı evet. Şekilde kök eksi 2 de, kök eksi 3 de, kök eksi 5 de, kök eksi 1 de neyse. Değil mi? Bunların hiçbir reel sayı olmadığı için negatif reel sayıların hiçbiri karşı tarafta bir elemanla eşlenemez. Dolayısıyla bu haliyle bu ifade bir fonksiyon değildir. Öyle değil mi? Peki Zeynep'ciğim. Ya bir el attı biz bunu fonksiyon yapalım. Yazık ya. Bir torpil yapalım, bir şey yapalım. Ha? Şu haliyle fonksiyon değil. Acaba bir güzellik yapar mıyız? Demin sağ olsun Yiğitan mı dokunmuştu? Yiğitan mı? Denizhan mıydı? Hangisiydi? Hatırlayamadım. İkisinden biri bir el attı şunu. Fonksiyon yaptık bak. Acaba buna öyle bir müdahalede bulunabilir miyiz tatlım? Ne dersin? Pozitif reel sayılar olur bence. Ya çok tatlısın. Bravo. Hatta pozitif reel en geniş ne olur abi bunun? Var mı bir gideri yani hani? Olsa olsa en geniş ne olur? En geniş sıfır olur. Ha, bir de sıfırı katarız demek istedim. Evet. Değil mi? Onu yazalım o zaman istersen. Eğer diye maviyle yazmışım dur, ben öyle takılırım. Maviyle yazayım yine. Diyelim ki eğer tanım kümesi R artı birleşim sıfır olsaydı. Sıfır olsaydı F2 fonksiyon olurdu. İşte burada F2 olacak. F2 fonksiyon olurdu. Öyle değil mi Zeynep'ciğim? Bunu diyorsun sen. Peki teşekkür ederim. Sağ olasın. İbrahim öğrendin mi lan? Anladın mı durumu? He? Az çok kavradım ya. Az çok kavradın. Peki izlemede kal. Devam ediyoruz. Bak sana da tekrar döneceğim ben. Tamam mı? Peki. Tamam. Çocuklar devam. O zaman bunun da bir adı var bu arada. Demin
Ya düşünsenize, ben şöyle bir soru bekliyorum size hocam. R fark, efendim R artı olmasına gerek yok ki. Atıyorum hocam, tanım kümesi sadece 1, 3, 5 olsun. Yetmez mi? Yeter, vallahi yeter. Yeter ki pozitif olsun. Ya da negatif olmasın, yani sıfır da olabilir. Yani düşünsene, bu fonksiyonu, şu anda F2 fonksiyonunu ya da bağıntısını diyeyim, F2 bağıntısını fonksiyon yapmak için tanım kümesini efendim 1, 3, 5 yapsak da olur ya. Ne olacak ki? Değil mi? 1, 3, 5 yapsak. Ama bunun adı ne oldu bu sefer? Biliyor musun? En geniş tanım kümesi oldu işte. Çünkü bunun fonksiyon olmasını sağlayan en geniş tanım kümesi, en geniş kümedir. O yüzden buna biz en geniş tanım kümesi diyoruz. Oldu mu arkadaşlar? Bakın tekrarlayalım. Sonuçta bir sürü küme yapabilirim ben F'nin tanım kümesini. Ama bir tanesi var ki daha genişini, daha büyüğünü bulamıyorum. İşte onun adına biz ne diyormuşuz? En geniş tanım kümesi diyormuşuz. Peki devam ediyorum. Geldim buraya. Orada mavi yazıyor, kırmızı yazıyor fonksiyonları. Tamam. Evet, o zaman F3 fonksiyonu için konuşalım. F3 fonksiyonu da şöyle olsun dostlarım. Peki, mesela pozitif tam sayılardan, tamam, pozitif tam sayılardan, pozitif tam sayılara, tamam, pozitif tam sayılardan, pozitif tam sayılara, F3 fonksiyonu şöyle tanımlansın. Bir saniye, orada yanına yazmıştım. Burada yazmıştım. Evet, şöyle. F3 fonksiyonu şöyle tanımlansın çocuklar. Efendim, 3x eksi 1. Evet, bu fonksiyon olur mu acaba? Bu fonksiyon olur mu? Pozitif tam sayılardan pozitif tam sayılara tanımlı 3x eksi 1 fonksiyonu ya bağıntısı fonksiyon mudur? Evet, ne dersiniz? Kimle konuşalım? Efendim, Ceyda Hanım. Var mı fikriniz? Hocam. Demin bir defa fonksiyon olmadığını nasıl gösterdik? Öyle elemanlar bulduk ki karşı kümede yer almadılar. Öyle değil mi? Yani yerine koyduğumuz zaman çıkan sonuç karşı kümede yer almadı. Burada da aynı şey olur mu? Pozitif tam sayılar. Örneğin. Hocam en küçük bir verebiliyoruz. O da pozitif çıkıyor. Bir verdim, iki çıktı. Değil mi? Evet. Efendim, iki verdim, beş çıktı. Değil mi? Üç verdim, sekiz çıktı. Yani görünüyor ki bu böyle gidecek. Öyle değil mi? Görünüyor evet. Ki böyle gidecek. O zaman diyebiliriz ki, evet, bu bir fonksiyondur. Yiğitan, söyle. Yiğitan dinliyorum. Hocam, bir saniye. Kısa bir şey düşünmem lazım. Tabii mesela 1/4 olsaydı. Ama tam sayılar kümesi ya. Evet, tam sayılar 4... pardon. Yani şuraya diyorsun ya. Burası tam sayılar. Yani tam sayı olduğunu unuttum. Ben sadece sayılar... pozitif gibi düşündüm de o yüzden. Hayır, anladım. Tamam. Haklısın. Eğer burası tam sayı değil de mesela R olsaydı ya da pozitif reel sayılar olsaydı olmaz değil mi? Bu fonksiyon olmazdı. Onu söylemeye çalıştım. Teşekkürler Yiğitan. Bu fonksiyon oldu o zaman çocuklar. Fonksiyondur. Öyle değil mi? Buna biz fonksiyondur dedik. Ha tabii biz şu anda biraz aslında tabii çakallık yaptık, affedersin. Yani çünkü böyle ispat olmaz. Tamam. Bizim ispatımız şöyle yapılır burada. Deriz ki arkadaş tüm pozitif tam sayıların görüntüleri pozitif tam sayı mıdır? Onun için şöyle bir şey yaparsın. Bir tane, hatta x demeyelim de a diyelim. Bir tane a pozitif tam sayısı alırsın. Hatta her pozitif a tam sayısı için diyebilirsin. Tamam? Düşünürsün. Dersin ki a pozitif tam sayısı, tam sayı ise bunun 3 katı da mutlaka pozitif tam sayıdır. Ne demek istediğimi anladınız mı? Bak. Burada biz ne yaptık? 1 verdik, 2 verdik, 3 verdik. Ben size enteresan bir şey söyleyeyim. Biliyorsunuz asal sayılar sayılar teorisinin çok önemli bir parçasıdır. Çok merak edilen, çok efendim
üzerinde çalışılan çok fazla teoremi olan, ben bilmediğim bir sürü vardır eminim. Şimdi orada bazı şeyler tabii ispatlamak zor oluyor. Yani bir takım şeyler, hani hissi davranıyor bazen araştırıcılar, yani matematikçiler. Kimdi hatırlamıyorum ama bir tanesi demiş ki zamanında, ben demiş şeyi buldum efendim, asal sayıların kuralını buldum demiş. Ondan sonra ve hesapladığı, bulduğu kuralı da verdikleri her sayı sağlar hale gelmiş. Ta ki bilgisayar bulunana kadar, yani bilgisayar bulunduktan sonra daha büyük sayılar için denediklerinde aslında bu formülün bir asal sayı belirtmediği, anladınız mı? Bunun aslında belli bir yerden sonra ya da bir takım sayılar için asal olmayan sayılar da oluşturduğu fark edilmiş. Demek ki ya adamlar zamanında böyle hatalar yaptıklarına göre, değil mi? Bizim böyle deneyerek işleri bulmamız açıkçası sakıncalı. Tamam. O yüzden biz her zaman matematikte ispat yapar. Tamam. Şimdi burada ispattan kastım da gözünüz korkmasın. Çok basit bir şey. Bizim aslında bunun fonksiyon olması için kendimize inandırmamız gereken şu değil mi çocuklar? Her pozitif tam sayının eğer 3 katının bir eksiği pozitif tam sayıysa o zaman bu bir fonksiyondur aslında bakarsan. Bu kadar net. Tamam. Bakıyorum. A pozitif tam sayıysa 3 katı da bir pozitif tam sayıdır. Öyle değil mi? Diğer taraftan bak çok basit, yani gereksiz bile görebilirsiniz. O kadar basit. 3 katının bir eksiği. Düşünsene en küçük pozitif tam sayı 3. En küçüğü 3. Bir eksiği onun bile 2. O zaman ya burada aslında biraz bizim hissettiğimiz, değil mi? İçimize doğan şey burada biraz daha kağıda dökülmüş oluyor. O zaman 3a-1 de muhakkak bir pozitif tam sayıdır diyerek bunun fonksiyonu olduğunu göstermiş oluruz. Ama burada tabii bu işin disiplini var, değil mi? Burada bir gösterim var. Unutmayalım. Peki çocuklar, zamanla geçiyor. Ben hemen diğer soruya geçmeyeyim. Yo, tamam. Ara vereyim. Sonra kızıyorlar. Hocam çok yorulduk falan filan. Böyle şeyler almayalım. Peki o zaman az sonra birlikteyiz tekrar. Saat